Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototürk.com adresi için hazırladığım bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle sınırsız alt kategori mantığını göreceğiz arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu da anlayacağız. Bunun için, bu uygulamak için kategori adında bir veri tabanı oluşturdum. İçine de yine kategoriler diye bir tablo oluşturayım. Nedir? 3 tane alanı olsun. Bunlar kategori ID, kategori adı ve kategori üst ID olacak. Bunu da auto increment primary key yapalım ve kaydedelim. Evet, şimdilik bu kısım bu şekilde kalsın. Kategori klasörüm içinde bir ayar PHP oluşturup veri tabanına bağlanayım. Veri tabanımı seçeyim. Dil ayarımı da yapayım. Sorun çıkmasın arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen index.php'mizi oluşturalım. Ne yapalım? Burada ayar dosyamızı çağıralım. Şimdi arkadaşlar, olay sadece bir tane fonksiyon oluşturmaktan geçiyor. Şimdi şöyle bir biz önce elle ekleyelim. Ekle diyorum. Kategori adı dersler olsun. Kategori üst ID'si 0. Tekrar ekle diyorum. Şöyle bir bakıyorum. İlk eklenen kategori ID'si 1 gördüğünüz gibi. Şimdi CSS diyeceğim kategori adına ve üst ID'ye 1 diyeceğim. PHP diyeceğim. Üst ID'ye 1 diyeceğim. CSS dedik zaten. HTML diyeceğim. Tekrar üst ID'ye 1 diyeceğim. Şöyle baktığımızda dersler kategorisinin 3 tane alt kategorisini ekledim. Şimdi CSS kategorisinin ID'si 2, ona bir alt kategori ekleyelim arkadaşlar. Mesela ne ekleyelim? Başlangıç diyelim. Kategori üst ID'ye 2 diyelim. Tekrar ekle diyorum. Orta seviye diyelim. Kategori üst ID'si 2. Tekrar ekle diyorum. İleri düzey diyorum. Yine kategori ID'si 2. Aynı şekilde PHP'nin bakıyorum kategori ID'si 3. Ona da bir alt kategori ekleyelim. Nedir? Curl diyorum. Kategori üst ID'sini 3 olarak. Ya da ne diyelim? Framework diyorum. Framework'ler diyorum hatta. Buna da 3 diyorum. Şimdi ne yapacağım? Framework'lere de mesela bir alt kategori ekleyeyim. Bunun kategori ID'si 9'muş. Ekle diyorum. Mesela CodeIgniter diyorum ve 9 kategori üst ID'sini ekliyorum. Tekrar ekliyorum. Nedir işte? Zend diyorum. Nedir? 9 diyorum tekrardan. Mesela CodeIgniter'a da alt kategori ekleyelim. Bunun kategori ID'si de 10'muş. Ekle diyorum. Mesela ne diyorum? İşte input class diyorum. 10. Kaydediyorum. Bakıyorum. Evet, bir tane daha ekleyelim mesela. Yine 10 olsun kategori üstü ID'si. İşte nedir? Active records diyorum. Misal. Şimdi böylelikle kategori bayağı bir kategori ekledik. Alt kategori ekledik. Şimdi bu sınırsız dememizin olayı şu. Yani bir sınır yok. İstediğiniz yani burada mesela tekrar Active Records'a bir alt kategori ekleyebilirsiniz. O eklediğiniz alt kategoriye bir alt kategori daha ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan şu. Sınırsız döngü nasıl olur? Daha doğrusu sınırsız döngü olsa zaten MySQL patlar da. Yani bu sınırsız döngüyü nasıl sınırlandırırız ama bu veriler doğrultusunda. İşte bunu basit bir fonksiyonla yapıyoruz arkadaşlar. Nedir? Fonksiyonumuzu yazalım şimdi. Kategori adında. İki tane parametre aldıralım. Birincisi ID. Eğer yoksa 0 olarak. Bir diğeri ise string ifade. Yoksa 1. Şimdi ne yapacağım? Query diyorum. Select yıldız from kategori
miydi? Kategori, evet. Yok, kategoriler. Ver diyorum. Kategori üst ID neye arkadaşlar? ID'ye. If MySQL affected row diyelim. Eğer böyle bir kategori, pardon, böyle bir sorguda değer varsa döndürecek. Yoksa return false değerini döndürelim. Eğer var ise while içinde row diyorum. MySQL fetch array. Query diyorum. Daha sonra echo. Örneğin li içinde yazdırayım bunu. Nedir? Row kategori adı. Şunu da ul için alayım arkadaşlar. Şimdi burada kategori fonksiyonunu çalıştırıp bir bakalım. Ders slash kategori. Evet. Şu an sadece dersler kategorisini getirdi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? İşte olay burada. Şöyle yapacağım. Kategori fonksiyonunu tekrar çalıştırıyorum burada. Nedir? Row kategori ID'yi gönderiyorum. Yani bu dersler kategorisinin ID'sini gönderdim. Bir. Ne oldu? Bu fonksiyon tekrar çalıştığında tekrar kontrol ediyor. Bu sefer nedir? Kategori üst ID'si 1'e eşit olan kategorileri de aynı zamanda tekrardan getirecek. Yani şu üçünü getirdi. Daha sonra ne oluyor? Bu üçünü her getirişinde bu ID'leri tekrar sorgulayarak bunların alt kategorisi olup olmadığına bakıyor. Eğer yoksa en sonunda zaten return false diyerek bu döngüyü durduruyoruz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. İkinci parametremizde ne diyelim? String artı 1 diyerek 1 arttırıyoruz. Bunu da ne yapacağız? Birazdan göstereceğim. Şimdi yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kategoriler geldi. Bakın dersler altında CSS, PHP ve HTML geldi. CSS'in altında başlangıç, orta seviye, ileri düzey. İşte alt kategori mantığı arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi şu string'e gelelim. Burada şuraya str repeat diyorum. Bu karakteri string değeri kadar bir yerde yanlış mı yaptım? Ha tabii şurada nokta koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylelikle kategori seviyesini belirlemiş olduk. Hatta şunu 0 yapıp bunu da artı 2 yapalım. Şu şekilde. Evet, nedir? Burada bunun alt kategorisi olan CSS, PHP ve HTML'i görüyoruz. CSS'in alt kategorisi olan başlangıç, orta seviye ve ileri düzey görüyoruz. PHP'nin alt kategorisi olan curl ve framework'leri görüyoruz. Yine framework'lerin alt kategorisi olan CodeIgniter ve Zend'i, yine bunların alt kategorisi şey pardon, CodeIgniter'ın alt kategorisi olan input class ve active records'u görüyoruz. Şimdi ne yapalım? Bunun yanına bir tane tire çekip bir A yapalım. Bunu da düzenle PHP ID. Burada ID'mizi gönderelim. Kategori ID'yi. Pardon, ne düzenlesi? Tabii düzenle diyelim ya. Düzenle. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi düzenli PHP'ye gidecek. Şimdi düzenli PHP oluşturalım hemen. Ayar PHP'mizi oluşturduk. If diyorum. ID get ID yoksa eğer böyle bir ID gönderilen ID header location index php eğer varsa arkadaşlar query diyorum MySQL query o kategoriyi bulayım. Eğer bu kategori varsa yoksa yine ne yapacağım? Yönlendireyim. Nereye? Location. Location index PHP. Varsa da row diyorum. MySQL fetch array. Pardon, query olacak burası. Şuraya şöyle yapalım. If post as Else için de bunu çalıştıralım.
Eğer burası ise arkadaşlar, şurayı şöyle bir kapatalım ve burada bir form oluşturalım. Tablolar sayesinde cell spacing 5 diyorum. TR TD buraya ne diyeyim? Kategori adı diyeyim. Buraya da üst kategori diyeyim. Pardon, select box yapacağız burayı. O yüzden şöyle bir alt satıra geçelim. Select diyorum. Üst kat ID diyeyim. Tabi burada ne yapalım? Şimdi şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Index.php'deki fonksiyonumuzu alacağız. Şuraya koyalım bu fonksiyonu. Bunu şimdi biraz düzenleyeceğiz. Ne yapacağız? Tabii bu li içinde değil, option içinde olacak. Option value diyeceğiz. Şunu da option olarak kapatacağız. Buradaki a tagını da tabii ki kaldıracağız. Option value'suna da row kategori id diyeceğim. Ve arkadaşlar burada kategori fonksiyonumu çalıştıracağım. Düzenle diyorum. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Şimdi mantıken baktığınızda başlangıcın buradaki üst kategorisi CSS olarak seçilmeli. İşte bunu nasıl seçtireceğiz bu kategoride? Bunu göreceğiz arkadaşlar ilk olarak. Buna üçüncü bir parametre gönderelim. Bu parametremiz de üst ID olsun arkadaşlar. Burada üst ID'yi şöyle gönderelim tabii ki 0 0 row kategori üst ID şeklinde gönderiyorum. Burada gönderdikten sonra bu arada diğer tüm şeylerde işlemesi için aynı şekilde burada da tekrardan kategori üst ID'yi gönderiyorum. Şurada keseceğim echo echo diyeceğim. Row kategori ID eşitse üst ID'ye selected diyeceğim. Onu seçil yapacağım. Değilse null. Şimdi bu şekilde normalde yeniliyorum. Evet, gördüğünüz gibi CSS seçili olarak geldi. Şimdi mesela ben input class'a düzenle dediğimde CodeIgniter seçili olarak geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben açıkça söylemek gerekirse bunu dünden önceki gün çok uğraştım. Yani şu düzenleme kısmı için bir türlü mantığını kuramadım. Yani şunu gönderiyormuşum ama burada ikinci fonksiyonda üçüncü parametre olarak bunu göndermiyormuşum. Onu fark ettim. Yani nasıl yapacağım, nasıl yapacağım bir sıkıntı yaşadım açıkçası. Siz de sıkıntı yaşamayın diye şu an bunu gösteriyorum sizlere. Şimdi ne yapalım? Bunu bir kaydettirelim. TD input diyelim. Submit value kaydet. Gönderiyoruz şimdi. Hatta bir de şunu belirtirsek arkadaşlar. TD kategori tipi tekrar TD içinde input radio olsun. Name tip value 1. Nedir bu arkadaşlar? Ana kategori diyelim. Bir BR atıp bir de alt kategori diyelim buna. Bunu da 2 yapalım değerini. Bakalım. Eğer ana kategori ise bu, alt kategori ise bu olacak. Şimdi hemen burada post ettiğimiz kısımda alalım o değerleri. Kat adı diyorum. Evet, slashes diyelim. Başka ne gönderdik? Tip bir de üst kat ID. Hatta şöyle yapabiliriz. Bunu hiç koymayız. Doğru, ben onu düşünemedim. Bunu direkt alalım.
Şurada arkadaşlar option 0 diyorum ve ana kategori olsun diyorum. Şöyle baktım, ana kategori olsun deyip kaydet dediğimde güncelleyecek inşallah. Şimdi ne yapacağım? Update diyorum. MySQL query update kategoriler set kategori adı, kat adı ve kategori üst ID, üst kat ID. Eğer başarılı bir şekilde güncellenmişse index.php'ye yönlendirelim. Eğer başarısız olmuşsa da echo mysql error diyerek başarısızlık hatasını yazdıralım. Kaydet diyorum. Tabii ver kategori ID diyecektim. İşte ver koşulu koymayınca hepsi gördüğünüz gibi üst kategori oldu. şöyle yapalım. Ben durdurayım hemen, bunu düzenleyeyim tekrardan. Evet, tekrar düzenledim ben. Şöyle tekrar bakalım. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Videoyu bitirmeden önce şöyle bir şey daha yapalım. Ekle PHP diyorum. ID. Yine bir ID gönderelim. Alt kategori ekle diyorum linke. Evet, bu şekilde nedir? Alt kategori ekleteceğim. Ekle PHP'de tabii ki. Şöyle yapalım. Düzenle PHP'yi alıp ekle PHP yapalım. Ve şuradaki kontrollerim, şunlar yok. Şunlar olmayacak. Bu bizim fonksiyonumuz zaten, güzel. Şunları kaldırıyorum. Şunu da kaldırayım. Şunu siliyorum. Başka da bir şey yok zaten. Evet. Tamam. Tamam, evet. Şöyle bakıyorum, ekle PHP. Şimdi ne yapacağım? Buraya şu ID'yi göndereyim. Gelen ID'yi. Şu an mesela ben curl'e alt kategori ekleteceksem curl çıkıyor burada üst kategori olarak, gördüğünüz gibi. Daha sonra ekle dediğimde ne yapalım? Direkt insert into kategoriler set, bu şekilde ekletelim arkadaşlar. Bakıyorum. Ekle. Şimdi mesela bakalım. Active Records'a diyorum ki başlangıç. Ekle dedim. Evet, gördüğünüz gibi Active Records'a geldi başlangıç. İlk kurulum diyorum mesela başlangıcın devamına. Yine bunu kuruluma da bir alt kategori ekliyorum. İlk adım diyorum. İlk adımın da altına bir alt kategori ekliyorum. Deneme. Evet, gördüğünüz gibi suyunun suyu gibi bir şey bu alsınızsız alt kategori mantığı. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Yani sınırsız alt kategori mantığı bu şekilde işte. Yani bunun başka bir cacığı yok, kusura bakmayın. Bir başka videoda yine görüşürüz umarım. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu derste biraz fazla ığladım. O yüzden de kusura bakmayın. Ama sanırım yararlı bir ders oldu. Yani olmuştur herhalde ya. Olmuştur. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Ben Tayfun.